Peki işte tasavvuf menbaı insanlara huzur veren menbaıdır. Susuz kimse kınardan su içtiği vakit kanar, yıkanır, temizlenir, hem hayat bulur. Onun gibi İslami tasavvufa yetişen kimse hem temizlenir, hem su içip hayat bulur, kanar. Tasavvufsuz hiçbir kimsenin bunalından kurtulması imkan yok. Şimdi yüzdelik nispeti bunalanların süratle yükselmektedir. Ve hiçbir maddi ilaç, maddi tedavi, fizik tedaviler yok, kimya tedavisi, fizik tedavi, kimya tedavisi. Bunlar oyuncak şeyler. Bir de efendim elektrik musallat ediyorlar. O da ateştir. Elektrikle tedavi yapıyor. Fizik tedavisinden sonra bir de elektrik, bilmem lazer şuayı. Bunlar cehennem ateşinden gelmez. Onlarla her taraflarını yakıyor. Onların dalgaları beyni daha beter tahrip ediyor. Sinir sistemini uyuşturup ecel ecaip yapıyor insanları. Bu menbaayı kuruttular, Allah bu cehennem ateşini açtı kendilerine. Ve günden güne artmaktadır o. Ve ta ki bu milletin aklı başına gelir, reşit olur, tekrar bu menba açılacaktır diye ayak direrler, o zaman Allah alacak o belayı üzerlerinden. Yoksa bunalım devam edecek. Bak öte gün o Bakırköy başhekimi söylemiş, hastalara diyor, tesbih bunalanlara tesbih çekmeyi tavsiye ederim, yatıştırıcıdır. Hay hay, senin verdiğin ilaç yatıştırıcı değil ki. Tesbih al eline, oku, eline sopayı da tut, oku ne? Bakalım 100 defa salavat-ı şerife. Tehdiden oku, azalacak. 100 defa istiğfar, çekmesen sana kalbini kendin çekeyecek. Efendim, o tesbihi çektire çektire, alıştıra alıştıra, hem uyur, hem rahatlar. Hekim söylüyor, tesbih yatıştırıcıdır. Başhekimi, Türkiye'nin tumarhanalarının başhekimi. Türkiye'deki delilerin hepsini tedavi eden başhekim. Allah Allah. Tesbih verin diyor. Bunalan kimselere tesbihi tavsiye ederim demek manası. Yok. Yatıştırıcıdır. 100 tesbih çek sabah, çıkmadan Subhanallah de çık. Akşam geldiğin vakitinde duş yap, efendim secde yap, ondan sonra tesbihini al, 100 tesbih çek, peygambere 100 salavat getir, rahat ol, yat, televizyonun karşısında oturma gece yarısına kadar. İyi değil, uykun kaçar, bir kere daha gelmez. O vakit valyum ister. Valyum yutacak ki uyusun. Ve minallaha tevfik yetişir şimdi hocam adamı sohbet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani derviş olamaz. O zaman ölümden sonra aşağı gidiyor mu demektir? Yoksa herkesin yine yukarı, yani iyi yaptığı şeylerde de biraz yukarı gitme şansı var. Şimdi o yeniden roket diyerek çakıldığı zaman bırakmıyorlar orada. Gelip yükleniyorlar, söküyorlar, parçalayıyorlar, dağıtıyorlar. Sonra tertibata sokup ne işte kullanılacaksa, ikinci defa kullanılır mı, kullanılmaz mı? Şimdi onun için sizin ona bel bağlayaraktan durmanız doğru değil. Mecburi olan ölüm dediğimiz gibi yere tersine dönüp çakılmış olanlar hakkında olur ve ölümden sonra yeni bir muameleye tabi tutulur. İkinci alemde dünyadan sonra gelen berzah alemi var.
Orada her azası tekrar ayrılıp, tekrar monte edilip, tekrar efendim kaynak yapılacak ateşte, değil mi ya? Dünyada ruhuna doğuş fırsatı, imkanı aramayan, arayan kimseye yol kolaydır. Aramayana çok zahmettir. Namazda, namaz ne için? Allah'la buluşmak için. Allah'la buluşuncaya kadar namaz surette namazdır, hakikatte değildir. Allahu Ekber dediğinde buluşursan namazdır. Buluştuğun kadarında da namazın kıymeti vardır. Buluşmasan robot gibi yat, kalk, yat, kalk olur işimiz. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır.